Abi TV'den herkese selamlar, sevgiler. Kamerun'a, memleketimize gitmeden önce bir son durum yapayım dedim. Bu da kedi vlogu kısmetmiş. Bayağıdır kedi arıyorduk, yavru kedi arıyorduk. Bu biraz yabani. Gelsene, niye kaçıyorsun benden? Ben getirdim seni. Bu biraz yabani. Annesinden aldık, kopardık, getirdik. Ama tabii sütünü emmişti yani. Kaçıyor benden nedense. Şöyle yapayım, şöyle yapayım. Gel bakalım ufaklık. İşte yeni yeni alışıyor. Şöyle size göstereyim. Uy, küçük seni. Valla adını Pamuk koydu galiba kızlar. Kızlarım için getirdim. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Yeşil gözlü küçük surat seni. Kakasını yapmaya başladı. Kaç bugün? Dördüncü gün. Bir dakika, banyonun da ışıkları sönüyor. Işığı sönüyor. Şöyle öne alayım kamerayı, affedersiniz. Merhaba de herkese. Oy. Bu çok küçük bir şey, çok küçük bir şey. Ya şuranın ışığı da parlama yapıyor. Odamıza geçelim. Biraz seveyim bunu. Bunu ben aldım. Hala ürküyor. Hala bir ürkeklik var. Çünkü yabaniydi bu sevgili dostlar. Şöyle şuraya koyayım. Pamuk koydular galiba. Aklı fikri kaçmakta yani. Tam yabani değil de yarım yabani. Herhalde adını Pamuk koydular. Bilmiyorum. Erkek bu. Erkek kedi. Bir dakika lan, erkek miydi? Evet, erkek. Oo, bit var. Bit olmaz. Bit olmaz. Neyse, ben bir ayıklama yaparım buna. Daha sonra kedimiz bu şekilde aldık. Sokak kedisi aldım. Niye diyeceksiniz? Ya cins kedilerin bakımı çok zor. Parası uçuk fiyatlar. Yani sokak kedisi en azından bir yuvası olmuş olur. Sokaklarda telef olmaz, perişan olmaz yani. Hem biz kedilerle büyümüş insanlarız. Kedileri seviyoruz. Bakmayı da iyi biliyoruz. Tecrübemiz var. Yani biliyoruz demeyeyim de, yani elimizden geliyor bir şeyler diyeyim hadi. Çünkü hiçbir konuda bir şey çok iyi bildiğimi iddia etmedim bugüne kadar. Huyum değil yani. Yeni kedimizle kedi vlog yapıyoruz. Yani şimdi burada bir yerlerde salmayı korkuyoruz. Koltukların altına giriyor. Oradan bizi seyrediyor. Şimdi çıktı, ufak ufak oynuyor. Annemin saçlarıyla oynuyor. Yavaş yavaş alıştı. Yani seve seve alıştırıyoruz. Yemeğini yiyor, sütünü içiyor. Küçük oğlana şey alıyoruz. Bu aç bitir salamlar var ya, onlardan alıp veriyoruz. Annem makarna veriyor, işte olan biten yemeklerden veriyor. Biz kedilerimize hep öyle baktık. Hani biz ne yiyorsak, onun kabak falan filan, kabak yemeği, mabak yemeği hepsini yiyorlardı. Öyle dedim, ben de bir son durum. Kedi vlog oldu. Olsun, gitmeden bir video yapmış olalım. Her ne kadar çok izlenmese de. Yani kedimiz bu. Ne yapıyorsun? Ne? Gir bakayım şuraya. Gir bakayım şuraya. Küçük suratlı seni. Hala ürküyor. Ama bak, kendini ufaktan sevdirmeye başladı. Yani temizdi de, bu bizim markete söylemiştim. Onların kedisi var. Ya marketin orayı terk etmiyor. Yavruluyordu da her sene. Bu sene de 3 tane yavru yapmış. Birisini beyaz, daha beyazı çok olan vardı bunun. Ya en güzeli buydu bence aralarında. Ben bunu kaptım. Bir kadın almış. Sonra demiş alışmadı. Evet. Çünkü yarı yabaniydiler. Yani ilk insanlarla teması ben yaptım bununla. Bunlarla. O yüzden hala şaşkın yani. Böyle bakıyor. Ne yapıyor bu diye. Bak. Uykusu geldi Topaç'ın. Uykusu geldi. Pirelerini bir ayıklamam gerekiyor arkadaşlar. Evet, piresi var. Durum bu. Şimdilik hoşça kalın. Merhaba sevgili dostlar. Kediyle kaldığımız yerden devam edelim.
Vallahi billahi alıştı, iyice alıştı. Yani tam istediğim kıvama gelmedi de daha. Yine gelecek ama yani sıkılmış bugün. Banyoda tutuyoruz. Ebeveyn banyosunda. Küçük seni. Valla adını ne koydunuz diyorum dün büyük kızıma. Aybüke. Bir diyor pamuk diyor. Bir diyor tombik diyor. Bir diyor tosun diyor. E hangisi kızım? Yani bu erkek kedi. Pamuk olmaz yani. Herhalde. Uy. Şöyle yapalım. Yine. Amatör ruhu her zaman koruyoruz yani. Kedimiz bu. Ona iyi bir yuva oluruz umarım. Yani umarım annem sinir olup geri postalamaz. Sonuçta bayağıdır kedimiz yoktu yani. Bu da iyi oldu ya. Küçük kedi, küçük kedi. Evet yani kedilerle ilgili, kedilerle büyüdüğüm için kediler hakkında birçok araştırma yaptım. Birçok kitap okudum. Yani eski mitolojilerdeki yeri olsun, ne bileyim yani ruhani bir hayvan oluşu olsun. Kediler gerçekten ruhani hayvanlar. Yani şöyle diyorlar, yani ne kadar doğru ne kadar yanlış. Köpek için sığ hayvan, iyi bir dost ama sığ diye geçiyor. Yani kediler için de şey diyorlar, ruhani bir hayvan. Yani insanın ruh halinden anlayabilen. İşte bu sebepten dolayı da antik Mısır'da, Mısır mitolojisinde ölülerin bekçisi falan gibi kediler önemli bir yere sahipti. Çünkü şöyle, Mısır tarihinde bu eskiden Nil Nehri kenarlarında tarım yapan çiftçi halk, tabii ki yani buğday olsun, ne bileyim çeşitli hububatlar olsun. Tabii bunlar da farelere, yani haşeratlara diyelim. Haşerat değil de farelere kapı açıyordu, davet açıyormuş. Yani o sebepten dolayı farelerle mücadele için kedileri kullanmışlar. O yüzden de kedilerin insan hayatı içindeki önemi artmış yani. Tabii ki bu da çeşitli şeylere, yani insanoğlu biliyorsunuz bir şeyleri yüceltmeyi çok iyi bilir. O yüzden kedileri de işte ölülerin bekçisi, kutsal hayvan falan ilan etmişler. Tabii kediler de, kedigiller de büyük bir familyaya sahip canlılar. Bildiklerimi aktarıyorum ha. Hiçbir yerden okumadan, hazırlık yapmadan ha. Yanlış anlamayın. Yanlış bir şey olabilir, eksik bir şey olabilir. Kabul edebilirim. Veya eklemek isteyen varsa bir şeyler ekleyebilir. Ama cana yakın canlılar. Yani nankör oldukları söylenir ama hayır öyle değildir. Kediler bence daha ağırlar. Yani tabiri caizse köpeklere göre daha ağırlar. Ağır hayvanlar. Ya ağır derken yani biraz daha böyle şey, otur aklı diyeyim. Bak bak bak, oynamaya başlayacak bende. Oynamaya başlayacak. Bak bak bak. Bak bak. Bak 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 bak. Bak. Şarj aletiyle oynayacak, bak bak bak. Oynamaya başlayacak çünkü artık alışıyor yani herkes, bütün canlılar bir saatten sonra alışır abi. Uy, şuna bakar mısınız ya, bu ne kadar tatlı, gözleri de açık yeşil. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Ya tabii ki çocukların mesela bize iyi geldi yani, hani bu iyi hali mi diye soracaksanız evet bize iyi geldi. Ya en azından bir merhamet kazandık, annem sağ olsun. Aa, korkma kız. Merhamet sahibi olduk yani kedilerle büyüyerek. Yani hayvanlar merhametlidir, kadir kıymet bilir. Kediler hiç de öyle dedikleri gibi nankör değildir. Öyle bir halk arasında öyle bir şey olsa da gayet güzel. Yani ağır başlı, ağır derken hani orayı da toparlayalım. Ağır başlı hayvanlar çünkü köpekler eğitilmesi gerekiyor. Yani yoksa yavrudan itibaren şey oluyor. Bak 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 bak, oynayacak. Oynayacak. Oynayacak kerata, elimden gösteremiyorum ki ben. Bak bak bak. Senin kuyruğun, senin kuyruğun. Hadi oyna oyna küçük. Yani ağır başlılar. Eğitilmesi de zor. Yani biraz başına buyruklar ama iyiler. Yani söz tutar. Kediye mesela işeyeceği yeri, tuvalet eğitimini çok kolay öğretebiliyorsun.
Bir kere götürüyorsun şöyle ensesinden tutup koklatıyorsun, burası diyorsun. Yapıyor artık, oraya yapıyor yani. Hiçbir zorluk yaşatmıyor o konuda. Bir de kediler köpeklere nazaran daha küçük boyutlarda olduğu için tuvalet sorunları da daha küçük oluyor. O yüzden sıkıntı çekmiyorsunuz. Yani köpek olduğu yere salıyor. Kedi mesela bir yer arıyor, ne bileyim, çoğu kum alıyor falan ama biz onlara ben hiç gerek duymuyorum. Yani kağıtları kesiyorsun, kağıt koyuyorsun, konfeti tarzı. Oraya bile bak 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 bak. Vay 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 vay. Sen şımarıyor musun da bir de? Bir de şımarıyor musun da sen? Sen şımarıyor musun? O şekilde bile yapıyorlar tuvaletlerini. Akıllı hayvanlar. Sen şımarıyor musun bir de? Durum böyle. Kedi bloğumuzu umarım beğenirsiniz. Yine bir kedi sahibi olduk. Yine içerik çıktı. Hadi yine iyisin. Hadi yine iyisin. İçerik çıktı. Yani içeriği bu şekilde. Valla kedinin adı hala belli değil. Yani pamuk mu diyorlar, tosun mu diyorlar, tombik mi diyorlar. Ne diyorlarsa. Aybüke'ye bir daha sorarım. Ayberen de burada olduğu zaman. Benim için de geri sayımdayız şu an. Gideceğim Kamerona. Bakalım nasıl olacak. Sevgili dostlar. Oradan da bol bol Lost in Africa kanalımıza takip etmeyenler takip edebilir. Lost in Africa. Zaten var şeyde, kardeş kanallarımızda. Oradan bakabilirler. Seviyorum sizleri. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kedilerle ilgili bir sürü içerik çıkaracağım döndüğüm zaman. Tabii bunun şimdi gelişimine tanık olacağız. Bildiğim her şeyi aktaracağım size. Tabii ki her zamanki biliyorum demiyorum ama bildiğim şeyleri aktaracağım. Doğru olur, yanlış olur. Bilenler tamamlayabilir veya eklemek isteyenler ekleyebilir. İlla ki hani her konuda herkesin bilgisi farklıdır, fazladır, çoktur veyahut da aynıdır. El elden, bilgi bilgiden üstündür. O yüzden paylaşımlara, eleştirilere açığım. Durum bu. Seviyorum sizleri. Görüşürüz. Burası yatma alanı. Gel yatma alanına. Yattım işte. Hayır, yapma şunu. Kedi iyice alıştı. Hatta azıttı. Aybüke'nin bandanasıyla oynuyor. Kendi kuyruğuyla oynamaya başladı. Ya çok tatlı ya. Siniyor. Bak bak bak. Ne oldu kızım? Durum bu.